Merhaba, ben Sıtkı Coşkun. Bugünkü fotogezimizde Anadolu Kavağı, Poyrazköy ve Anadolu Feneri'ne gideceğiz. Özellikle sonlara doğru Anadolu Feneri'nin oradan çekilmiş fırtına fotoğrafları var. Denizi hiç böyle görmemişsinizdir. Mutlaka sabretin, sonuna kadar izleyin. Ve Anadolu Kavağı. Çok güzel bir yerdir. Çok hoş balık lokantaları var. Böyle deniz kenarında, denize sıfır. Ailenizle, sevdiklerinizle vakit geçirebileceğiniz güzel mekanlar. Bu arada fondaki müziğin bestesi bana ait. Üst taraflarında da böyle güzel bir boğaz manzarası eşliğinde bir şeyler yiyip içebilirsiniz, kahvaltı edebilirsiniz. Burası Yoros Kalesi'nin çok yakınında ve Yoros Kalesi. Yoros Kalesi'nin yanı başında böyle seyirlik bir alan var. Aynı teras gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün güzel manzaralarını görebilirsiniz. Şimdi Poyrazköy'deyiz. Burası da çok güzel bir yer. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapımından sonra buraların adı daha fazla duyulmaya başladı. Tıpkı Garipçe gibi. Garipçe de tam işte bunun karşısı oluyor. Rumeli Feneri, Garipçe. Poyrazköy'de güneş tam köprünün arkasından batar. Fotoğraf meraklılarına duyurulur. Poyrazköy'de muhtelif açılardan çekilmiş fotoğraflar. Liman. Ve limanda tekne tamirleriyle uğraşan vatandaşlarımız. Poyrazköy'den Rumeli Feneri manzarası. Geniş açıdan Poyrazköy Limanı. Poyrazköy'de de bir kale vardı. O kalenin oradan manzara. Ve Anadolu Feneri. Burası çok daha küçük. Gene Yoros Kalesi. Bahsetmiştim ya. Fırtına fotoğrafları. Ben fırtına olduğunda İstanbul'da özellikle Anadolu Feneri'ne giderim. Gerçekten çok güzel fırtına fotoğrafları yakalanıyor. Tabii çok zahmetli. Gayet iyi bir biçimde üşüdüğümü hatırlıyorum bu fotoğrafları çekerken. Ama bence değdi. Bu sene böyle fotoğraf çekme, yani fırtına fotoğrafı çekme fırsatım olmadı. Gidemedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler.